Haberi merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 28 Aralık 2021 Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliği yaptığı TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödülleri törenine katıldı. Bugün ekonomiye dair önemli mesajlar verdi o törende. Önce dünyaya bizi izlemeye devam edin cümlesiyle seslendi. Hemen ardından bu yılı pozitif büyümeyle kapatacağız. Cari fazla vereceğimiz günler yakın diye devam etti sözlerine Erdoğan. Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer almak dedi. ATV Haber başladı. Buradan bütün dünyaya seslenerek diyorum ki bizi izlemeye devam edin. Dünyaya TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödülleri töreninde seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair çok önemli mesajlar verdi. Sürekli vites yükselterek yolumuza devam ediyoruz. Türkiye geçtiğimiz sene olduğu gibi bu seneyi de dünyanın önde gelen ülkelerinden pozitif yönde ayrışarak büyümeyle kapatıyor. İhracatta geçen ay sonu itibariyle yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık. Cari fazla vermeye başlayacağımız günler inşallah yakındır. Türkiye'nin küresel yenilik endeksinde 10 basamak yükselerek ilk 50 içinde en büyük artış kaydeden ülke olduğunu da açıkladı. Bize dayatılan şartlara yıllarca boyun eğmedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesme iradesini gösterdik. Savunma sanayinde geldiğimiz nokta bugün bütün dünyanın dilindedir. Teknofest kuşağını gümbür gümbür büyütmeye devam ediyoruz. Erdoğan, Türkiye ekonomisinin de global piyasalardaki dalgalanmalardan ister istemez etkilendiğini söyledi. Ancak son verilerin olumlu olduğunun altını çizdi. Bu fırtınaya son 19 yılda her alanda güçlendirdiğimiz sağlam bir ekonomiyle girdik. Pusulamız katma değerli üretimdir. Hedefimiz de dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmektir. Üstelik bu hedefe ulaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız. Ülkemizi geçmişte sürekli içine çekildiği kısır döngüden kurtardık. Cumhurbaşkanı daha sonra ödülleri tek tek sahiplerine takdim etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati dün akşam A Haber'in canlı yayın konuydu. Kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat modelinin piyasaya yansımalarını anlattı. Türk lirası mevduatın 38 milyar lira arttığını söyledi. Bakan atılacak yeni adımların da sinyalini verdi o yayında. Sayın Cumhurbaşkanımız ortak yayında ifade ettiler. Bu yeni mevduat türünden faydalananlar dedi. 23.8 dedi. 23.8. Şimdi ne kadar? 38. Kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat modelinden ilk sonuçlar gelmeye başladı. 20 Aralık gecesi dövizde sert düşüş yaşanmasına sebep olan modelin piyasa yansımalarını Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati anlattı. Harp yöntemleri akşam bir anda çökünce bir şok yaşadılar. Utanmadan 40 milyar dolar o gece para getirildi diyor. Bunu kanıtlamak zorundasın. Aksi takdirde ya yalancısın ya da başka bir niyetin var. Hiçbir şekilde kimse devreye girmedi. Kim girdi biliyor musunuz? Binlerce bireysel satıcı devreye girdi. Muhalefetin iddialarını tek tek çürüttü. Sonra da yeni bir araç geliyor diyerek proje kredileriyle ilgili ipuçları verdi. Önemli bir yatırım yapmak için geldiniz. Bankadan projenizi ortaya koydunuz. Banka o projeye bizim de desteklediğimiz yol ve yöntemlerle çok ucuz ve herkesin hayret edebileceği bir oranla o yatırımların gerçekleştirilmesini bir tarafta sağlayacak. Bakan Nebati atılacak yeni adımlarında sinyalini verdi. Merkez Bankası görüşmelerini sürdürüyor. İyi anlaşmalar geliyor. Çok 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 yakın bir zamanda. Devrim geliyor. Piyasa çok geçirecek. Ankara'da Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının adının karıştığı bir define avcılığı skandalını ekrana taşıyacağız şimdi. İddiaya göre 3 belediye çalışanı inşaat mühendisi bir arkadaşlarıyla birlikte bir plan yaptı. Dere ıslahı yalanıyla sahte evrak düzenleyen ekip belediyeye ait iş makineleriyle define kazısı başlattı. Ancak bir köylünün onları görüp şüphelenmesiyle bakın nasıl yakayı ele verdiler. Ne arıyorlar burada?
Altın arıyorlar besbelli. Teşekkürlü gelmişti hocam. Hazine arabaya. Dere ıslahı diye kazdılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleriyle hazine aradılar. Şehir belediyesi yazılı canım, başka bir şey değil. Paletli makineler. Biri paletli, biri de tekerlekli, iki tane makine. Birinde silah varmış. Muhtarın bana konuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 3 işçi iddiaya göre inşaat mühendisi arkadaşlarıyla define aramak için bir plan yapıp harekete geçti. Kızılcahamam'da kazı yapmayı kafalarına koyan ekip ilçeye bağlı bir köy muhtarının sözde talebi üzerine düzmece evrak hazırladı. Belediyenin iş makineleriyle Kızılcahamam'da kazı çalışması başlattılar. Define avcıları belediyeye ait iş makinesiyle derenin yaklaşık 20 metre üstündeki bu noktaya geldiler ve kazı çalışmalarına başladılar. Yaklaşık 5 metre kazmışlardı ki durumdan şüphelenen bir kişi jandarmaya ihbarda bulundu. Ekipler olay yerine geldiklerinde ise define avcıları İşte burada kazı yaparken bastılar. İhbarı yapan siz misiniz? Tabii tabii, resmen paletli arabalarla kazı yapıyorlar resmen. Kaç kişilerdi? Vallahi 4 kişi mi 5 kişi mi öyleydi yani. Define avcıları belediyeden onaylattıkları sahte evrakı gösterdiler. Ancak jandarma ekipleri olayın üstüne gitti. Güvenlik güçleri define avcılarının ismini verdiği muhtar Şenol Ünal'ı bölgeye çağırdığındaysa define avcılarının işte o büyük yalanı da ortaya çıktı. Çünkü kazı yapılan bu yer Şenol Ünal'ın muhtarlık yaptığı bölgeye ait bir yer değildi. Şenol Ünal'ın ne dere ıslah talebi vardı ne de yapılan kazıdan haberi. Arazimizin hiç alakası olmayan bir kişi bize muhtar yönlendirdi demişler. Define avcılarının kazı yapmak istedikleri yer aslında girişe yasak olan bir bölgede bulunuyordu. Oraya ulaşabilmek için önce geldikleri iş makinesiyle yolun kenarındaki bu tel örgüleri parçaladılar ve ardından da oraya ulaştılar. Arazi de bizim köyümüzün arazisi. Taşın kayanın içinde hazine, başka defineden başka ne arayacaklar? Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı ama soruşturma sürüyor. Sahte evrakın nasıl onaylandığı, kimlerin bu işten haberi olduğu, orada neden kazı yapıldığı incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Murat Yaraşır İstanbul Küçükçekmece'deki dairede kiracı olarak oturuyordu. Ev sahibi bir süre önce evden çıkmasını istedi ancak Yaraşır buna pek yanaşmadı. Daireden çıkmadı. Evin sahibi olan kişi de kendi uğraşmamak için avukata başvurdu. O tuttuğu avukat tartışmalı kiracının apartman komşusuydu. İkili önce WhatsApp üzerinden tartıştı. Ardından da otoparkta birbirlerine girdi. Saldırıda yüzü tanınmaz hale gelen avukat kiracının kendisine beyzbol sopası ve bıçakla saldırdığını iddia etti. İki taraf da birbirini suçladı. Sen ne yaptın söyle bana. Ne yaptın? Ya abla, niye kışkırttın? Kocamı niye kışkırttın? Kendi kocam bana şerefsiz diyor. Sen kışkırtıyorsun. Uzaklaştırma kararım var ama hep dibimdesin. Hep dibimdesin. Apartmanımdasın. Dairemin önünde kavga ediyorsun. Hakaret ediyorsun. Şimdi bana şeytan dedin. Yüzü kanlı olan bir avukat, beyzbol sopası ve bıçakla saldırıya uğradığı iddiasında. Kafasında 32 dikiş var. Bunu kendisine üst kattaki komşusunun yaptığını söylüyor. O komşuysa tam tersini. Onun da kulağı yarılmış, çocukları darp edilmiş. Elinde beyzbol sopasıyla direkt kafama hamle yaptı, kafama vurmaya başladı. Elindeki beyzbol sopasıyla doğrudan beni öldürmeye teşebbüs etti. Sıkıysa gel aşağı. Bunu kim diyor? Bunu Osman Karakuş diyor. Gittiği gibi Murat'ın burasına yapıştırır. Ama kulak 18 dikiş. İstanbul Küçükçekmece'de oturan Murat Yaraşır, kiracı olarak oturduğu evden çıkarılmak istendi. Ev sahibi bunun için bir avukata başvurdu. Üstelik avukatla kiracı da komşuydu. Taraflar önce WhatsApp'tan yazıştı, sonra evin otoparkında buluşup kavga etti. Akıl almaz saldırı işte bu apartmanın bu otoparkında gerçekleşti. İddiaya göre saldıran kişi avukat Osman Karakuş'a tam da bu noktada vurdu. Avukat Bey canavliyle kendini dışarı attı ama saldırı bu noktada da devam etti. Defalarca beyzbol sopasıyla başına vurdu ve buraya düştü. Düştükten sonra yine kendini kurtarmak için burada bulunan aracın arkasına geldi. Kafamda şu anda 32 tane dikiş var. Elinde beyzbol sopasıyla direkt kafama hamle yaptı, kafama vurmaya başladı. Beyzbol sopası ve bıçakla saldırdı diyor. Bıçak da yok, haram. Yaradan şahit. Bıçak çıkardı, beni kovalamaya başladı. Aracın arkasına kaçtım. Kanlı görüntüleri var sedyede, başında dikişler var. Onlar Murat'ın nasıl? Da o kadar var. Murat'ın da o kadar var ama Murat kendini çekmiyor. Çünkü beyefendidir. Taraflar birbirini suçladı. İkisi de o bana saldırdı dedi. Uzaklaştırma kararım var ama hep dibimdesin. Hep dibimdesin.
Apartmanımdasın, dairemin önünde kavga ediyorsun, hakaret ediyorsun. Şimdi bana şeytan dedin. Geçtim, gittim, bir baktım Müslüman araba sürdüm. Kim yapıyor bunu, avukat? Bu Osman Karakuş yapıyor. Adam yarım bıraktı, işi tamamlamak isteyecektir yani. Tüm bu yaşananlardan sonra avukata saldırmaktan gözaltına alınan kiracı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 23 yaşındaki Ufuk Keskin önceki gece arkadaşlarıyla birlikte gittiği gece kulübünden çıktıktan sonra bir grubun saldırısına uğramıştı ve hayatını kaybetmiş. Aralarındaki tartışmanın nedeni kız meselesi olduğu iddiası var. Ve cinayetle ilgili iki şüpheli var. Gözaltındalar ama gencin ailesi oğullarını ölüme götüren sürece ortak olan başka isimlerin olduğunu düşünüyor. Benim yüreğim yandı. Yandı da bitti. Oğlumu görseydiniz taşın üstünde ölmemiş gibiydi. Üç kişi de burnu bile kanamadan olması beni kuşkulandırıyor. Acıları çok taze. Çünkü 23 yaşındaki gencecik evlatları küfür ettin, yan baktın tartışmasında öldürüldü. 4-5 kişi arkadaşlar beraber kafeye gidiyorlar. Orada işte otururken yanında olan çocuklardan bir tanesi kız arkadaşı da sigara içmek için dışarı çıkıyor. Sokaktan geçen iki kişi bunlara laf atıyor. Çocuk da tabii ki burada diyor kardeşim kız var yanımızda ayıp olmuyor mu? Niye küfür ediyorsun filan? İlk tartışmadan sonra içeri giren arkadaşı Ufuk Keskin'le birlikte diğerlerini de dışarı kavgaya çağırdı. Çocuklar da beraber çıkıyorlar dışarıya. İki kişi olunca bunlar tabii ki tırsıyorlar gibi gözüküyorlar. Tüyüyorlar. Tabii bunlar içeri geliyor kafeye tekrar. Orada huzurları kaçtığı için hesap ödüp kalkıyorlar. O an kaçan iki kişi daha sonra grubu takip etti ve 23 yaşındaki genci altı yerinden bıçakladı. Acılı ailenin şüpheleri olayı bambaşka bir noktaya taşıdı. 5 kişi normalde kız ortadan kayboluyor. Ötekinin kız arkadaşının yanındaki oğluna niye bıçak vurmamışlar? Onlardan biri yaralanmamış. Benim oğlum niye yaralanmış? Ona şaşırdım. Bunda bir iş var. Kim verdi bunların yerine bıçağı? Gecenin saat 11'inde o bıçakları hangi lokantadan aldılar, hangi kebapçıdan aldılar, çalındı mı, alındı mı, daha önceden bir yere mi konuldu? Yaşanan olayın ardından Keskin ailesi acılarıyla ve sorularla baş başa kaldı. Şimdi tek istekleri bu olayın aydınlanması ve suçluların en ağır cezayı alması. Kimsenin günahını da almak istemiyorum ama benim oğlumu satışa da getirmiş olabilirler. Bununla alakalı da ben yanındaki arkadaşlarım da en iyi şekilde sorgulanmasını istiyor. Olaydaki arkadaşları yanlarındaki aynı yoldan geçiyorlar, koşarak geçiyorlar. Yerde yatıyor rahmetli arkadaşım, onu görmüyorlar, çocukları kovalıyorlar. Adam orada yatıyor, adama gelin yardım edin, niye koşuyorsunuz ki bir daha? Benim oğlum iyiydi, iyi merhametliydi. İçeride yatırırlarsa ömür boyu yatırmalarını istiyorum. Amerikan polisi sık sık cinayetlerle gündeme geliyor biliyorsunuz. Yine öyle oldu ama bu kez polis kurşunuyla ölen sadece şüpheli olmadı. 14 yaşında bir çocuk da o kurşunlardan birine hedef oldu. Polisin silahından çıkan kurşunlar sadece saldırganı değil, kabinde saklanan 14 yaşındaki çocuğu da öldürdü. Yer Amerika'nın Los Angeles kentindeki bir alışveriş merkezi. İçeri giren saldırgan elindeki bisiklet kilidiyle önüne çıkan herkese vurmaya başladı. Polisler kısa süre sonra alışveriş merkezine gitti. Kaçan saldırgan karşısına çıkan bir çalışanı öldüresiye darbe etmeye başladı. Olan biteni fark eden 14 yaşındaki kızsa soyunma kabinine saklandı. Hey, she's bleeding. She's bleeding. Polisler ateş açtı, saldırgan vuruldu ama o kurşunlardan ikisi kabini delip çocuğa isabet etti. Polisler hemen yardıma koştu ama çocuk tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan saldırgan da kaldırıldığı hastanede öldü. Ateş açan polis hakkında ise soruşturma başlatıldı. Hani bazen öyle bir şey duyarsınız ki gerçekten aklınız almaz, kendinizi ikna edemezsiniz duyduğunuzun gerçek olduğuna. Öyle bir haber sıradaki. Yer Büyükçekmece. Bir genç bıçaklandı, ağır yaralandı. Bu zaten başlı başına akıl almayacak kadar ürkütücü ama zanların saldırıdan sonra yaptığı, inanın bunu gölgede bırakıyor. Gözaltındayken video çektiler, TikTok videosu. Yaptıklarını öven, kendileriyle gurur duyduklarını ilan eden bir video. Thank you.
Eşkıyalığa soyundu, niye baktın kavgasında karşısındakini yaraladı. Sonra yaptığını marifetmiş gibi TikTok'tan dans ederek duyurdu. İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı garip olay. 17 yaşındaki Ensar Halife işte bu rezidansa misafirliğe gelmişti. İddiaya göre yine yaşıtları olan iki genç de buraya misafirliğe gelmişti. Rezidansın içindeki kafede aralarında niye baktın tartışması çıktı. O tartışmada Ensar Halife göğsünden bıçaklandı. Biz kafeteryanın yanındaki spor salonunda benle Ensar spor yapıyorduk. Çocuklar kız kardeşime sözlü taciz falan yaptılar. Beni çağırdı kız kardeşim. İşte ne olduysa o andan sonra oldu. Kafeye gelen Ensar ve arkadaşı beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Çocuklar dedi işte ne bakıyorsun? Elindeki çakıyı gösterdi. Yumruklaşma büyüdü. Saldırgan Ensar Halife'ye elindeki bıçakla saldırdı. Ensar'ı bıçakladılar. İki yerinden. Yaralanan Ensar Halife hemen bu Beykent'teki hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Üç gündür hayatta kalma mücadelesi veriyor, şu ansa yoğun bakımda. 16 yaşındaki saldırgan yaptığı vandallığı TikTok'tan videoyla duyurdu takipçilerine. Ancak o video polislerin işini kolaylaştırdı. Kaçak saldırgan kıskıvrak yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üç çocuk annesi Meryem Yılmaz geçen cuma günü sokak ortasında katledilmişti. O gün cinayeti kimin işlediği belirsizdi ama polis çok kısa bir süre içinde kimliğini tespit etti. Bugün de kendisini buldu. Zanlı Gaziantep'e gitmek üzere bindiği otobüste yakalandı. 5 lira versin. Daha kime? Eski sevgilisini vahşice katletti, çocuklarını öksüz bıraktı ama fazla kaçamadı. Yolcu otobüsünde kıskıvrak yakalandı. Üç çocuk annesi Meryem Yılmaz'ın aylardır peşindeydi takıntılı cani. İstanbul Esenyurt'taki evinden markete giden kadının yolunu bir parkta kesip 15 yerinden bıçakladı. Olay anından itibaren katil zanlısının peşine düşen polis, şüphelinin şehirler arası otobüse binerek Gaziantep'e gittiğini tespit etti. Katil zanlısını taşıyan otobüs Ankara yakınlarında durduruldu. Gözaltına alınan zanlı pişman olduğunu söyledi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü İzmir Buca'da peşindeki polislerden kaçıyordu. Gaz pedalına yüklenerek sokakları birbirine katan adam panikle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve cadde üzerindeki bir iş yerine dağıldı. İçerideki çalışanlar korkunç kazayı kelimenin tam manasıyla mucize eseri atlattı. Polisi gördü, kaçmaya başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybedince de iş yerine daldı. Alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü İzmir Buca'da yolda polis kontrolüne takıldı. Direksiyonu kırıp kaçmaya başlayınca polisleri peşine taktı. Bir süre sonra otomobil kontrolden çıktı. Alkollü sürücü polisten kaçıyordu. Oldukça hızlıydı. Ve bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bir iş yerine girdi. Dükkanda bulunan 3 çalışan ölümden döndü. Kazadan hemen önce de bir anne ve çocuğu oradan geçmişti. Onlar da saniyelerle kurtuldu. İş yerinde yaklaşık 150 bin liralık hasar oluştu. Sadece Küba'da yaşayan mavi akrebin kuyruğundaki zehir kanser hastaları için umut oldu. ATV Haber'den Küba ve kanser dosyası birazdan. Murat Kula'nın 40 ilde birbirinden sıra dışı suç dosyaları var. Kapısından polis eksik olmuyor. Her seferinde yaşananlarla ilgisi olmadığını kanıtlamak zorunda. Masumiyetini ispat etse de kendini tekrar eden bu süreçten bir türlü yakasını kurtaramıyor. Tek suçu kimliğini kaybetmiş olması. Cinayete hırsızlık, 4 kilo altınla gasp. Ben sabah 6'da parmakla iş yerine giriş yapıyorum. Akşam çıkarken parmak iziyle çıkıyorum. Ben nasıl bu suçları işlemiş olabilirim? 40 ilde dosyası var ama hiçbir suçu o işlemedi. Tek kabahati kimliğini kaybetmesi. Sakarya'da işlenen cinayete, Bursa'da kaçırılan kıza kadar 16 yaşında kız, Erzurum'da kaçırılan gelin 2 tane çocuğu ve 4 kilo altınla. Yani gasp ve hırsızlık suçuna kadar en basit.
Ben bunların hiçbirini işlemedim. Şu son 2 yıla kadar ben ne karakol yüzü ne bir adliye yüzü görmüştüm. Murat Kula'nın kaybolan kimliğiyle bir hat çıkarıldı. Suç yağmuru da böyle başladı. İş öyle bir noktaya geldi ki Murat Kula evinden çıkamaz hale geldi. Adli suçlara karıştığı iddia edilen numarayı kendisinin kullanmadığını ispat etti etmesine ancak hakkındaki arama kararları durmak bilmedi. Son seferde ise işe gitmek üzereyken gasp büro amiliye ekipleri kapısına dayandı, kendisini gözaltına aldı. Memur arkadaşlar bile şoka girdi. Yani böyle bir şey yok. Emniyetin polen sisteminde genellemede ben bu numara girildiğinde benim adresim bütün sistemde TC'm adım soyadım çıkıyor. Diyorlar ki biz mecbur gelip seni arıyoruz. Kula bir fabrikada işçi. Giriş çıkış saatleri de belli. Ancak polis her hafta kapısında. 81 ilin 40 iline ifade verdim. Yani bu 40 ilden bir tanesim demez bu şahıs suçlu. Hayatım boyunca benim bu kadar imza örneğim ve benim resmim çekilmedi. Buradan çıkacağım, ifade vereceğim. Onun da ne olduğunu bilmiyorum. Tabii haliyle yine aynı numara. Yine suç işledi. Numaranın ona kayıtlı olmadığına dair evrakı bile var. Ama polis sistemindeki hata sebebiyle kabusu bitmiyor. Talihsiz adam artık normal bir hayat istiyor. Sürekli dosyayla geziyorum. Yani ne yapacağımı da bilmiyorum. Bekçi ya da işte herhangi bir üniformalı polis gördüğümde yani arkamı dönüyorum, yolumu değişiyorum, korkuyorum. İşe giderken bile yolda trafik polisi çevirse arabanın içinde serviste tir tir titriyorum yani. Evet. Sahtekarların ağına düşen bir başka isim de İbrahim Karataş. Arkadaşlarıyla birlikte Şanlıurfa'da yapılması planlanan bir alışveriş merkezine yatırım yaptı. Aradan geçen 4 yılda inşaatta tek bir çivi bile çakılmayınca son çare proje sahibinin kapısına dayandılar tabii. Ancak o isim çoktan sıra kadem basmıştı. Hem de 23 dönümlük araziyi bir başkasına devrederek. Restoran yeri almaya karar verdik. Fiyatını da anlaştık. Çek verdim, nakit para verdim. 4 senedir bizi oyalıyor. Paramızı vermiyor. Ne hissediyorsunuz? Ya bütün duygularım, hayallerim yıkılmış bir şekilde. Hani... Anlatamıyorum. Gerçekten çok zor. Kendi işlerini kurma hayaliyle yola çıkmışlardı. Ellerinde avuçlarında ne varsa o hayal uğruna yatırdılar ama tüm yatırımları uçtu gitti. 3 tane kepçe, 20 tane de kamyon vardı, çalışıyorlardı. Siz kepçeyle kamyonu aynen görünce parayı verdiniz. İçinde oteli var, 550 tane konut var, spot pazarı var. Besbek bir yerdir, Urfa'nın en merkezi, en güzel yerinde. İddialarına göre Şanlıurfa'da içinde AVM, otel ve hatta 500 konutun bulunduğu bir kompleks inşa edilecekti. Temeli atılır atılmaz dükkanlar satışa çıkarıldı. Talep öyle fazlaydı ki ortada olmayan dükkanlar milyonlara satıldı. 2017 yılında Mezopotamya Yaşam Merkezi yapılacak diye geldik. Onun üstüne dolandırıldık. Şimdi ben çok mağdurum. 30 yıllık emeğim bir seferden gitti. İşte o dükkanlardan birini de Urfalı İbrahim Karataş aldı. Urfalılar kebabı sever. Onun niyeti de işte o dükkana bir kebapçı açmaktı. Nakit para verdi, çek de verdi. Ama ortada ne dükkan var ne de parası. 3 senedir bizi oyalıyor. Geleceğim, halledeceğim, gelmeyin. Bütün en hayallerimi yıktı, yuvamı yıktı. Ben tek mağdur değilim. Yani en az 30-35 kişi var. Kaybolan paranın miktarı ise milyonlarla ifade ediliyor. Kendisinde 43 bin lira alacağım var. Alamıyoruz. 4 yıldır paramızı alamadık. Bekliyoruz ha bugün ha yarın. Mağdur olduğunu iddia eden kişiler haklarını aramak istiyorlar ama karşılarında muhatap bulamıyorlar. Çünkü yine iddialarına göre o proje borcuyla harcıyla başka birine satıldı. O kişi de sorumluluk kabul etmediğini söylüyor. Bunların her şeyi yalandı bugüne kadar. Bundan sonra zaten yerde kalmadı. Bütün umutlarımız kırıldı. Onlar kayıp milyonlarını geri almak için mahkemenin yolunu tuttular. Yargının vereceği kararı bekliyorlar. Şimdi utanmasam zaten oturup ağlayacağım. Benim her şey, bütün hayallerim yıkıldı. Denizli'de yaşayan Bilal Türkaslan tam akşam yemeğine oturmuştu ki yemek için böldüğü ekmeğin içinden vida çıktı. Vidayı son anda fark eden Türkaslan soluğu hemen fırında aldı tabii. Fırın sahibi ise olayın duyulmaması için Türkaslan'a 2 yıllık ekmek masrafını karşılamayı teklif etti. Ekmeğinden vida çıkan adam fırıncıya bakın nasıl bir şart koştu. Ekmeğimin içinden bildiğimiz somon çıktı, civata çıktı. Civatayı yutmaktan son anda kurtuldu. Soluğu ekmeği aldığı bakkalda aldı. Gördünüz mü içinden çıkanı? Bakkal da onayladı. Kimden aldığını teyit ettim. Denizli'de Bilal Türkaslan iş dönüşü bakkaldan ekmek almıştı. Akşam yemeğine oturmuştuk ki ekmeğin içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı. Bildiğimiz civata çıktı ekmeğin içinden.
Önce ekmeği aldığı bakkala gitti, ardından da ekmeği üreten fırını buldu. Denizli'de 11 tane şubesi olan bir ekmek firması bu. Aradım müdürü, dedim ki müdürüm durum böyle böyle. Dedi ki ben onu uğraşamam. Çok geçmedi 5 dakika sonra fırından bir başka müdür aradı Türk Aslan'ı. Olayın duyulmaması için bazı teklifler sunuldu. Bana işte yok 2 yıllık ekmeğini karşılayalım. 3 bin lira 5 bin lira para verelim, bu olayı kapat dediler. Türk Aslan fırın sahiplerinin tüm tekliflerini reddetti. Tek bir şartı vardı, o da mahallesindeki çocuklar içindi. Ben gariban mahallesinde oturuyorum. Ayakkabısı olmayan ayakkabı, kocuğu olmayan kocuk giydireceksiniz. Esrarol'la devam edelim. Gülperi Aslanteke 2 yıl önce evden kaçan kızını aramak için gelmişti Esrarol'a. Gözyaşlarıyla anlattı yaşadıklarını ve evladının hayatından duyduğu endişeyi. O dakikalarda program ekibi çoktan harekete geçmişti tabii. Aranan genç kadın bulundu da. Annesi kızına kavuştuğuna sevindi ama bunun yanında bir de büyük şok yaşadı ve tabii çok geçmeden stüdyo karıştı. 8 senede kızımı arayıp bulamadım. 2 yıldır ne sesini duydu ne de her yerde aradığı kızından bir haber alabildi. 2 yıldır kızım Derya Akar'dan haber alamıyorum dedi. Yani sonuçta bu kızı öldü mü, sağ mı? O anne öldü bildiği kızına kavuştu kavuşmasına ama sevincinin yanında bir de şok yaşadı. Gülperi Arslanteke gözü yaşlı bir anneydi. Evden kaçan kızını arıyordu. 2 yıldır gözüne uyku girmiyor, bakmadığı yer kalmamıştı. 29 yaşındaki kızını bulmak için son çare Esra Erol'un kapısını çaldı. Ya herkesin sesi oldu, bir de ben çıkayım. Yani sonuçta bu kızı öldü mü, sağ mı, yaşıyor mu? Ve çok geçmedi, şimdi yüreklere su serpen haberi gözü yaşlı anneye başarılı sunucu yani verdi. Senin o düşündüğün gibi kızının başına hiçbir şey gelmemiş. Kızını buldum. Gülperi Arslanteke evi terk eden kızını 2 yıl sonra ilk kez karşısında gördü. 2 senede sen neredesin? Neredesin? Kızının bulunduğuna sevinen anne aldığı haber karşısında şaşkındı. Evlendim ben anne, ben evlendim. 2 yıldır niye anneni aramadın? Annemin numarası yoktu, unuttum aklımda. Ben kendisiyle otobüs durağında tanıştım. Ben dedi şu an ne deyip Sultan'dan geliyorum. Dua ettim senin gibi bir insan çıkması için karşıma dedi. Deneyelim dedim, olursa dedi. Dedim başımın tacı olursun dedim. Derya ben senin için canımı veririm kızım, niye bu hallere düştün Derya? Artık vuslat vaktiydi. Anne kız yıllar sonra stüdyoda bir araya geldi. Ama kızı Derya Akar yalnız değildi. Gelirken yanında birlikte yaşadığı adamı da getirmişti. Tansiyon bir anda yükseldi. Sen her sokaktan aldım evine mi götürüyorsun? Sen bu kızı 2 yıldır yanında nasıl beklettin? Dedim annedir dedim ne de olsa dedim. Dedim seni dedim ararlar sorarlar dedim. Bu ilişkiye arayamam. Karşı mı çıkıyorsunuz? Ben kötü bir şey yapmadım, sadece sahiplendim. Gelemem anne, kusura bakma. Bir türlü uzlaşamayan anne kız arasında ipler iyice gerildi. Nikahımızı yapacağız. WhatsApp'tan istiyorsa annesine fotoğraflarımızı atarız. Sen burada nikah tamam, yapacaksın. Tamam ben açıkım, ona da açıkım. Yok, şu anda nikahımızı da yapsın Esra abla. İki sene bekleteceğim, hele yok. Arkadaşlarımızın Küba'sı özel dosyasını dün ekranlarınıza getirmiştik. Bugün bir tedavi yöntemini daha ekranlarınıza getireceğiz. Adı mavi akrep zehri. Her ne kadar kulağa biraz ürkütücü gelse de Küba'nın kanserle mücadelesinde etkinliği çok büyük. Kemoterapi ve radyoterapi sırasında ağrıları dindiren mavi akrep zehri bağışıklığı artırmada da çok önemli bir rol oynuyor. Peki hastalar nasıl ulaşacaklar ve bu zehrin maliyeti ne kadar tabii? İşte tüm bu soruları ve daha fazlasını Işıl Açıkel ve Hakan Gülte araştırdı. Kanser aşısının yardımcısı sadece Küba'da bulunan mavi akrebin zehri. Mavi akrep zehri Küba'da yaşayan Ropalirus cinsi akrebin zehrinden elde edilen homeopatik bir ilaç. Yani zehrinin insan üzerinde ölümcül bir etkisi yok. Kanser tedavisi alırken ağrıların azaltılmasında ve bağışıklığın artırılmasında ek ürün olarak kullanılıyor. Bunun özelliği insan kullanımına uygun hale getirilmiş bir antikor.
Akrep avcılığı Küba'da yerel halkın uzmanı olduğu bir alan. Ormanlık bölgede taşların altından özenle toplanıyor. Akrepler 40 günlük bir karantinaya alınıyor. Burada özel bir beslenme programı uygulanıyor onlara. Damla olarak ağız yoluyla uygulanan mavi akrep zehri hücreleri yeniliyor. Tesiste özel beslenme programının ardından kanser hastalarının tedavisi için akreplerin bir hafta boyunca damla damla zehirleri toplanıyor. Küba'da kemoterapi sırasında ve sonrasında bağışıklık sisteminin yükseltilmesi için mavi akrep zehri kullanılıyor. Buraya gelen hastalara bir raporla bu veriliyor. Daha önceden eczanelerde satılan mavi akrep zehrinin fiyatı şimdi dışarıdan gelenler için $180. Mavi akrepler isimlerinin aksine siyah renkteler. Ancak mor ışığın altında mavi renkte olduklarından bu adı alıyorlar. Tüm dünyadan başvurular alıyoruz. Raporlar gönderiliyor, bizim doktorlarımız inceliyor. Eğer tedavi edemeyeceksek çağırmıyoruz. Aşıya da mavi akrep zehri. Kimsenin parasını boşuna almıyoruz. Mavi akrep zehri tedavi için Küba'ya giden kanser hastalarının kemoterapi ve radyoterapi ağrılarını hafif atlatmaları için raporla veriliyor. Gotas por cada espécimen ya que para. Hayvan tükürüğünden diyabetik ayak tedavisi. Ayağı kesilmekten kurtaran ilginç tedavi Küba'da bulundu. Ayrıntılar yarın ATV ana haberde. Turgut Toplusoy tanınmış bir iş insanı. Ünlü bir giyim markasının sahibi. O da bugünlerde soyulduğu haberiyle gündemde. Evindeki değerli tablolar çalındı. Toplusoy'u asıl şaşırtansa yapılan hırsızlık değil, tabloları çalanın kimliği oldu. Hümeyra Nebilir ve kameraman Akif Soner Kalkan bugün hikayenin detaylarını Toplusoy'dan dinledi. Böyle bir şey hiç tahmin etmiyordum. 20 küsur senedir tanıdığımız birisiydi. Çok üzüldüm, hatta vertigo oldum. 20 yıllık bir güven, 350 bin dolarlık tablolar. Ünlü bir giyim markasının sahibi olan Turgut Toplusoy, arkadaşına duyduğu güvenin kurbanı oldu. Evindeki eserler çalınınca hayatının şokunu yaşadı. Vücudumdan bir parça koparıldı diyebilirim. Ben onları çocuğum gibi seyrederdim. Turgut Toplusoy yaklaşık 20 yıl öncesinde iki çok değerli tabloyu satın aldı. İstanbul resmi Veci Bereketoğlu'nun. Bir tanesi de 2. Murat'ın yatak odası Hikmet Onat'ı. Müzayedede tanıştığı kişi ise Turgut Toplusoy'un o gün evde olmadığı günü fırsat bilerek bakın o tabloları nasıl çaldı. Beni aradı. Abi senin bu iki tabloyu birisine gösterebilir miyim dedi. Çünkü ben satacağım sana daha iyisini getireceğim gibi. Ben de hayır dedim. Sakın alma dedim. Güvendiğimiz birisiydi ama tabloları vermek istemedim. Toplusoy tabloları vermek istemese de telefonun diğer ucundaki kişi planını devreye soktu. İddiaya göre asıl amacı tabloları alıp başka birine satmaktı. Evdekilere Turgut Bey'in haberi var demiş. Gelip almış. Eve geldiğinde tablolarını göremeyen Toplusoy hemen telefona sarıldı. Abi getireceğim, abi getireceğim. Oğlum sahtesini mi yaptırıyorsun, ne yapıyorsun dedim. Ama tablolar geri gelmedi. Çünkü çoktan başka birine satılmıştı bile. Kısa süre sonra devreye emniyet girdi ve sevindirici haber tez geldi. Tablolar satıldığı yerde bulundu. Gecenin saat 4'ünde sattığı veya bulunan yerden polisimiz sağ olsunlar aldılar, getirdiler. Bulunan eserler evin duvarına yeniden asıldı. Tabloları çalıp sattığı öne sürülen kişi ise sırra kadem bastı. Ben zaten kendisinden şikayetçiyim. Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi sakinleri isyanda, hem de çok uzun zamandır. 18 yıldır çünkü ne evi havalandırmak için cam açabiliyorlar, ne de arabalarını yıkatabiliyorlar. Nedenini tahmin edebilirsiniz. Yakınlardaki bir fabrika. Valla beyaz çamaşır asıyoruz, beyaz çamaşır yerine siyah çamaşır alıyoruz. Görüyor musunuz şu mermerleri? Bakın Allah aşkına, simsiyah. Bıktık yani bunun tozundan, toprağından, pisliğinden. Ne pencerelerini açabiliyorlar ne de rahat bir nefes alabiliyorlar. Küçük oğlan var benim, burnu tıkanıyor, nefes almakta zorluk çekiyor. Astımım var, tozun yüzüne doğru düzgün nefes alın. Arnavutköy'de mahalle ortasındaki Küng fabrikası mahallelinin sabrını taşırdı. Şu an o isyan ettiren fabrikanın karşısında bulunan bir dairedeyiz. Dairenin içerisindeki fayanslar, pencereler tamamen toz içinde. Bakınız, daha bir gün önce temizlenen pencereyi siliyorum. Bez tamamen simsiyah oldu. Artık burada yaşayanlar her gün, her saat temizlik yapmaktan bıkmış durumda. Temizlikle başa çıkamıyorum.
siliyoruz. Her gün yine aynı. Bütün günümüz maalesef temizlikte geçiyor. Bakın. Tertemiz sandalye ne hale gelmiş. Bir gün önce temizledim. Camlarımızı açamıyoruz, kapılarımızı açamıyoruz. Bakınız ben pencereyi açıyorum. Pencerenin çerçevesi tamamen toz içinde. Böyle sildiğim zaman da bembeyaz olan bez tamamen sinsiyah oldu. Bu tozun yüzünden havalandıramıyoruz. Elimize vurduğumuz gibi sanki yazı yaz. Vallahi satmayı düşünüyorum. Aldığımızda da pişman oldum. Beyaz perde simsiyah dönüşmüş. Vallahi hakikaten bıktık ya. Yani. Arabalarını park edenler park ettiklerinde bin pişman oluyorlar. Çünkü fabrikadan dolayı araçları toz içinde kalıyor. Her gün suyla yıkıyoruz gene aynı oluyor. Belediyenin girişimi sonrası ruhsatı iptal edilen fabrikayla ilgili karar şimdi temizde. Mahalleli ise temiz bir çevre hayaliyle bekleyişte. Çamaşırlarım kirlerini şu an toplamışım, tekrar makine yapmak zorundayım. Bir çare bulun gerçekten temizlik yapmaktan, inanın bıktım. Nurdan ve Oğulcan Yararcan. Evli bir çift, aynı zamanda farklı hava şirketlerinde çalışan iki pilotlar. Seferleri dolayısıyla bir süredir birbirlerini görmüyorlardı. Aynı gün biri Bahreyn'den, diğeri de Kuala Lumpur'dan kaldırdı uçaklarını. İkisinin de ortak rotası İstanbul'du ve tesadüf belki de olmayacak bir şeydi. Pilot karı koca Basra Körfezi'nin üzerinden geçerken havada karşılaştı. Gökyüzündeki bu tatlı tesadüf karşısında ikisi de şaşkındı elbette. Kadın pilot o romantik anların radar görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Baktın kalbimi yaktın, aşkın kemendin, boynuma taktın. Dünyanın iki ayrı noktasında birbirlerine 6000 kilometre uzaktaydılar ama mesafeler aşka engel olmadı. Pilot çift gökyüzünde buluştu. Canım fedanım senin yoluna. Özel bir havayolu şirketinde kaptan pilot olan Oğuzcan Yararcan, Bahreyn-İstanbul seferini, Türk Hava Yolları'nda ikinci pilot olarak görev yapan eşi Nurdan Yararcan ise Kuala Lumpur-İstanbul seferini yapıyordu. 8 saat önce Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan havalanan Nurdan Yararcan, Basra Körfezi'ne geldiği sırada pilot eşi Oğuzcan Yararcan da Bahreyn'den kalkış yaptı. Ve iki uçak Basra Körfezi üzerinde aynı rotayı takip etmeye başladı. Pilot Nurdan Yararcan bu romantik tesadüfü kocasının yakasını bırakmayan Türk kızı genetiğinden mi yoksa kalplerimiz mi bir bilmiyorum. Hayatımın en hoş tesadüflerinden biriydi. Notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Betül, Hatice, Feyza, Mehmet, Semih ve Ahmet Sufi 500 binde bir gerçekleşme ihtimali olan bir gebelik sürecinin kahramanları. Anne babaları ikinci evlatlarını kucaklarına almayı hayal ediyordu ama bir değil, 4 bebekleri birden oldu. Bir tane çocuğum vardı. İkinci bir bebeğim olsun istiyordum ama 4'ünü birden Allah nasip etti. Onlar istedi bir tane, Allah verdi 4 tane. Kaç kişi bakıyorsunuz bunlara? Tamam. Böyle. Tabii dördüzlerin bakımı gibi isimlerini hatırlamak da pek kolay değil. Ve Mehmet Semih. Sizin neyini unuttum. Samsun'da yaşayan Şeyda Fatih Himmetoğlu çifti çok şanslı. Zira dördüz bebek 500 bin doğumda bir gerçekleşiyor. Normal gebelikten tek farkı işte 3. ayda 5. ayı yaşamak, 5. ayda 7. ayı ağırlığını taşımak gibi. Son haftaları saymaksak bir iki haftayı çok bir ağır bir gebelik yaşamadım. İkisi kız ikisi erkek olan dördüzler prematüre olarak doğdu. Yoğun bakımdaki tedavilerinin ardından da sağlıklarına kavuştular. Heyecan verici, sevinç, mutluluk hep bir arada yaşıyoruz. Himmetoğlu çifti dördüzlerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına alabildikleri için çok mutlu. Engellilerin toplumda hak ettikleri değeri görmesi konusunda tüm dünyaya örnek olması gereken bir haberle devam edeceğiz. Hong Kong'daki haysiyet mutfağına ve onun avatar garsonlarına yakından bakacağız. Ve umarım benzer projeleri ülkemizde de görebileceğiz. Bu restoranda garsonlar mekanın dışında ama hayatın içinde. So the idea came about from James Cameron actually, the show Avatar. Avatar filmi hikayesiyle Singapur sokak lezzetlerini misafirlerine sunan lokantanın sahibine ilham verdi. If this person at home, right.
controlling a robot which operates in a common area. Tıpkı filmde olduğu gibi burada da garsonlar tekerlekli sandalye ile sürdürüyorlar hayatlarını. Uzaktan yönettikleri minik robotlar sayesinde evden çıkmadan siparişleri alabiliyorlar. The psychological impact is even greater. He actually give hope to the person who is actually controlling the robot. Haysiyet mutfağı olarak tanınan Hong Kong'daki restoran 2020 yılının Ocak ayından bu yana artan bir ilgiye ev sahipliği yapıyor. Garsonlar uzaktan çalışma sistemiyle hem tedavilerinden geri kalmıyor hem de hayatın içinde oluyorlar. Film senaryosundan yola çıkan proje engellileri hayata kazandırma yönüyle tüm dünyaya örnek oluyor. Japonların origamisi yani kağıt katlama sanatı bilim insanlarının yaratıcılığıyla birleşince yepyeni bir tasarımı beraberinde getirdi. Yeni nesil katlanabilen lastikler hem gücü daha verimli kullanıyor hem de engebeli arazide hareket kolaylığı sağlıyor. Teknoloji origami ile birleşti, tekerleğin icadına yeni bir soluk getirdi. Tasarım 2013'te katlanarak engellerin altından geçebiliyordu. 2014'te daha verimli hale geldi. Yeni model daha fazla yüke dayanıklı, gücü esnekliğinde saklı. Hızlanması gerektiğinde çapını artırabiliyor. Engebeli araziye de kolaylıkla uyum sağlıyor. Geleneksel yöntemlerle üretilmiş lastiklere göre daha fazla direksiyon hakimiyeti sağlayan teknoloji robotlarda da kullanılacak. Güzel görüntülerle bir araya gidelim. Yazı ayrı, kışı ayrı güzel olan Ayder Yaylası'na gideceğiz. Bir kafenin müdavimi olan iki tilki var Ayder'de ama sadece karınları acıkınca geliyorlar mekana elbette. Doyacaklarını biliyorlar çünkü iş yeri sahibi zaman zaman sitem de etse asla karınları aç göndermiyor onları. Bir bunların haline bak, bir masada, bir masada ya. Da siz kimden izin aldınız da buraya çıktınız? Sen izin aldın mı? Kaçmaya fırsatları bile olmadı. Her ikisinin de gözünde suçüstü yakalanmanın mahcubiyeti vardı. Kime diyorum ben? Ya ben kime diyorum, oyun oynama, bırak elmayı. Rize'de iki tilki Ayder Yaylası'ndaki bir kafeyi mesken tutmuş durumda. Tavuk risotoyu yemeyir misin? Becinmedin mi? İşletme sahiplerinin beslediği tilkiler kimi zaman davetsiz olarak geliyor kafeye. İşte bu da o anlarda kayda geçti. Sen benden izin aldın mı? Sen ne istiyorsun? Kahve mi yapayım, çay mı yapayım? Suçüstü yakalanan ikili bir hayli mahcuptu. Kafe sahibinden bir süre azar işittiler. Ta siz kimden izin aldınız da buraya çıktınız? Sen izin aldın mı? İşittikleri azar sonrası ikilinin keyfi kafe sahibinin yemek önerileriyle yerine geldi. Karnın gaz mıydı? Buklama edeyim mi sana? Ye benim yanımdan. Gelin ben size ne yiyeceğim? Gel. Sen de gel. Boncuk. Gel. Şimdi bir ara. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.